Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de böyle sizlerle birlikte 160 yıldız 160 yıldız olmadan nasıl şey sürülür onu göstereceğim. Ben normalde bakın 164 yıldızım. Ama aslında 160 yıldızla açılıyor motor kasırgası. Motor kasırgası işte. Onu nasıl 160 yıldız olmadan nasıl kullanabiliriz? Onu göstereceğim. Öğreticiye tıklıyoruz buradan. Yani, şimdi ben siz oyunu açtıktan sonra sizi böyle bir ekran karşılayacaktır. Ondan sonra ben sağ en üst köşede ayarlar işareti var. Orada böyle bir ekran karşılayacak size. Sağ taraftan ikinciye tıklıyoruz, yani öğretici. Buradan da motosiklet öğretici, sağ taraftan ikinci yine. Buradan ileri 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 falan deyin ve hemen yarış butonu çıkıyor sonra. Ben ona bastım hemen hızlı bastığım için. Ve şimdi ben sana niye inanayım diyenler olacaktır ve şimdi izleyin. İlk başta kendisi sürecek ama sonra siz süreceksiniz. Ama sadece bu bölümü oynayabilirsiniz ondan maalesef. Suzuki motor. Şu an o kendisi oynuyor. Ben bir şey yapmıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bana geçti. Buraya basarsanız böyle bir hareketler falan yapıyor. Unutmayın böyle hareketler. Ama takla atamıyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle hareketler yapabiliyorsunuz. Drift böyle. Ama biraz ilk motor biraz az şey yapıyor ve kaynaştırma parası değil de. Bakın ön kaldırıyorum şu anda. Bakın böyle, eğer frene basarak da şey yaparsanız böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle drift attım hemen. Ve burada rekabet içinde değilsiniz tabii ki. Allah. İşte böyle. İşte arkadaşlar. Böyle motor sürebiliyorsunuz. Tabii ki Suzuki ilk motor. Suzuki'nin nasıl? Şu an ben Suzuki sürdüm tabii ki. Para kaybetmiyordu, kazanmıyorsunuz. Sonra arkadaşlar yine bir tane bilgi vereyim size. Oynaya basıp D sınıfı oluyor ya çoğu, ben ikinci kademeye geçtim. Burada mesela bakın yarışların altında yıldızların hemen sol tarafında D sınıfı yazıyor. Oradan motorlar da dahil oluyor. Bakın göstereyim size. Durun. Bakın. Durun. Daha gelmedi ya. Nerede bu? Motorlar da. Dahil olmuyormuş pardon ya. Motorlar da dahil oluyor sanmıştım da ben. Daha fazla yarış seçeneğinden oda oluşturma da tabii ki size göstereyim şimdi. Oynaya basıp daha fazla yarış seçeneği var. Ortada altta. Ya oraya basıyoruz. Yerel wifi. Ama bunun için aynı şey olmasın. Eğer mesela başka bir arkadaşınız kuruyorsa buradan onun ismi gözükecektir ve şurada katıl butonu gözükecektir. O da oluşturacağım ben tabii ki size göstermek için. D sınıfı. Durun bir dakika, burada çıkmana. Bakın gördüğünüz gibi Kawasaki motor çıktı karşımıza. Bakın bu da Suzuki motor, 230 kilometre basıyor. Ve ilk motor bu. 120 A mı deniyor? Ne deniyordu bunları? Jeton paketiymiş pardon. Jeton. 120 jeton. İşte arkadaşlar sana yine bir tane bilgi vereyim. Ben de Bugatti Divo olduğu için maalesef öbür arabayı bedavaya kullanamıyorum. Eğer ben S sınıfını seçtim. Eğer S sınıfını seçerseniz, hiç S sınıfından da arabanız yoksa göstereceğim ama gelmiyor bir türlü. Neyse, herhalde ben geçtim. Bakın bu.
Bu arabayı duruyor sizde. Bu arabayla yarışa giriyorsunuz. 3 milyon 200 bin paracık yerden. Kaynaştırma parası buradan. Eğer A sınıfı iseniz Rezvani Alfa geliyor. M2 geliyor. Bu kaç hangi sınıftı ya? B sınıfı. B sınıfında M2 geliyor. i8 geliyor. i8'de hemen göstereyim size. Hemen göstereyim. Bakın. i8 geliyor, bir de Mazda geliyordu galiba. Yani bazen kullanabiliyorsunuz. Ama ben hep M2 ile oynadım onu. Yani bakın Mazda RX8. İşte böyle oynanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bugün size tabii ki nasıl oda oluşturur ve arabalar falan, S sınıfı falan, onları nasıl oynarız, onları satın almadan onları gösterdim. Bugünlük bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere. Sevgili okulun.